Hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Yeni DLC ile birlikte gelen yeni seriyle sizlerleyim. Horizon'da gece yarısı serisi bu 4 haftalık event içerisinde abi çok güzel çok çılgın arabalar var ve Midnight at Horizon diyor. Yani bu seri boyunca arkadaşlar gece süreleri daha uzun tutulmuş durumda oyunda. Onunla ilgili de birkaç görev var zaten. Şimdi ana seride 80 puanı tamamladığımızda 2012 Porsche 911 GT3 RS 4'ü alıyoruz. Ve 160 puanda Aventador J. Çok acayip çılgın bir araç gerçekten bu. Şu anda yaz sezonunda bulunuyoruz arkadaşlar zaten. Ve yaz sezonunda 20 puanı tamamladığımızda Rimac Neveri'yi veriyor. Valla Rimac'ı ben çok kullanıyorum arkadaşlar. Özellikle çılgın bir arazi tekerli görev arabası yaptım. Onu bütün topraktaki yani arazi içerisindeki sezonluk görevlerin arasında işte hız kapanı veya drift bölgesi, hız bölgesi ne olursa olsun onu kullanıyorum ve beni hiç daha yanıltmadı tehlike işaretleri falan. Hani bir önceki oyunda 599XX Evo'yu çılgınlar gibi görev aracı olarak kullanıyordum ama bu defa da abi Rima kullanıyorum. Şimdi e, burada yeni eklenen bir kısım var. Nasıl ki Hot Wheels'te de en sonda eklenen kısım var sezonluk görevlerin sonunda. Şimdi yeni DLC geldiği için yeni Rally Adventure ile birlikte eklenen burada iki tane görev var. Kanyon temizliği drift bölgesi ve sezonluk şampiyona rallilerinize hazır başla görevi birinde süper avcılar tişörtü diğerinde süper şans çarkı veriyor ama bunları yapabilmek için arkadaşlar Horizon arazi şampiyonu olmanız gerekiyor yeni DLC'de. Öbür tarafta nasıl Hot elit sürücü mertebesine ulaşın diyordu. Bu da onun gibi bir şey. Yani biraz o haritayı önce oynamak lazım bunların açılması için. Haftalık Forza Tom mücadelesinde Avustralya bir numara. Avustralya'nın önde gelen performans otomobili üreticisi HSV tarafından üretilen son nesil Commodore 2014 HSV Gen F GTS aracına sahip olun ve bu aracı sürün. Tamam. İkinci kısımda bir yol yarışı kazanın diyor. Bu da tamam. Üçüncü kısımda hız bölgelerinde 6 yıldız kazanın diyor. Hız kapanı değil hız bölgeleri totalde 6 yıldız. Yani bir yıldız alıp 6 kere de geçseniz olur. Son kısımda da 10 saniye boyunca 273.6, 274 kilometre hızın üzerinde kalın diyor. Bu görevler kolay. Şimdi günlük mücadelelerde Aerodroma en la Selva'yı ziyaret edin. Yani ben size gene de göstereyim burayı. Ha, biliyorsunuzdur zaten şuradaki büyük bakın burada yazıyor zaten pist arkadaşlar. Aerodroma en la Selva orası. Sonraki görevde herhangi bir toprak patika etkinliğini tamamlayın. Bakın patika etkinliği. Unutmayın patikalar sprint şeklinde olanlar. Öyle laplı olanlarla etaplı olanlarla karıştırmayın. Üçüncü kısımda 1988 Mitsubishi Mijuiji Staryon ESR ile tehlike işaretlerinde 6 yıldız kazanın diyor. Tamam. 73 AMC Gremlin X ile bir efsanevi yıkıntı yeteneği kazanın. Abi dağıtın ortalığı. Bol bol parçalayın. Onun altında bir Volvo ile drift bölgelerinde 5 yıldız kazanın. Totalde. Tamam. Herhangi bir Horizon hikayesi bölümünde 161 kilometre hıza ulaşan Horizon hikayelerinden birine girip yaparsınız. 1990 Nissan Pulsar GTI R ile bir sokak yarışı kazanın. Tamam abi. Kolay bunlar. Şimdi Forza Ton mağazasında bende bu Apollo Intense Emozione'nin hoş geldin paketi var. O yüzden bende yok gibi gözüküyor. Hoş geldin paketleri ayrı tutuluyor arkadaşlar. Oyunu pre-order'la aldığınız zaman sadece yani oyun çıkmadan önce aldığınızda veriyor diyebiliyorum. Ama şu anda da alırsanız oyunu veriyorsa eğer alt tarafa yorumlar kısmına yazın. Ben gene de sonuçta ben de olmayan bir araç olduğu için bunu alıyorum abiciğim. Evet. Bu da alındı. Ve 3 puanlık bir görevimiz Horizon Arcade mini oyunlar. Yani arcade yapacağız abi. Arcade mini oyunları yapacağız. 3 puan alacağız. Denemede stok restleşmesi 2018 BMW M5 McLaren 570S veriyor. Event Lab'de Maserati GTS, bir diğer Event Lab'de de süper şans çarkımız var. Tehlike işareti, hız kapanı, hız bölgesi falan bunlar süper şans şarkı zaten sabit biliyorsunuz. Sezonluk şampiyonu ilk gecede Aşk Mini John Cooper Works 2012 model. Ve gece yarısından sonra bulutlu da Audi R3 veriyor abi. Burada bir hazine avımız var. Zaten Shelby Cobra var. Shelby dağdan aşağı inecek diyor. Şarttır böylesi bir güzelliği görmek. Altını kapmak için yan drift yapman gerek. Shelby dağdan aşağı inecek diyor zaten. Yani Shelby ile normal drift yaparak da olabilir. Veya dağdaki o drift bölgelerinden birinin orada da yaptığımızda görevi sayabilir. Bulması hiç zor değil. Çok kolay olacaktır. Fotoğraf mücadelesine en son geleceğim. Horizon açık sokak devam ediyor. 2 puan veriyor. Horizon yarış eldiveni veriyor abi. Ee, haricinde burada aylık rakipler var yeni seri geldi biliyorsunuz burada çarpmadan temiz bir etap atmanız gerekiyor kimseyi geçmek zorunda değilsiniz ve dörder puan abi her sezon ilerleyişinde bunları bir kere yapıyorsunuz yaz sonbahar kış ilk var her sezonda otomatik yaptığınız sayıyor Burada zaten Hot Wheels'e elit sürücü olduğunuz zaman gelen iki görev var. Şimdi Rally Adventure'da da belli benzeri olmanız gerekiyor ki o görevler açılsın. Burada da Ejderhan'ın düşüşü hız kapanında süper şans çarkı. Parlak araçlı gecede de International Scout 800 A'yı veriyor sağdaki araç. Soldaki Lamborghini Urus'la karıştırmayın. Şimdi fotoğraf mücadelesi. Neon geceler. Zaten geceler başladı biliyorsunuz. Mulege'deki neon tankın yanında herhangi bir modern güçlü aracın fotoğrafını çekin. Şimdi arkadaşlar bakın Mulege burası. Yani aşağıdaki o Aerodroma en la Selva'nın az yukarısındaki kasaba. Burada Mulege yazıyor zaten. Burada bir evimiz var biliyorsunuz. Evin hemen aşağısında. Bakın abi haritada yalnız yeni araçta altında. Colin McRae'nin Ford Focus'u. Bakın karşıda Mulege'nin girişi de gözüküyor. Tam arkamda bakın abi duvarda ne var. Bu duvardaki o zımbırtı Geceliğin parlayacak neon olacak muhtemelen ve şimdi çektiğinizde saymayabilir ee, ama gece çektiğinizde sayabilir fotoğrafı haberiniz olsun ee, hemen istiyorsanız deneyelim şu anda ama istediği bir araç var onu almamız gerekiyor onu unutmayın abi tekrar bakıyoruz buraya ve modern güçlü araç hemen abicim buradan araçlara geçelim aracı değiştir filtrele modern güçlü araç evet ne alalım? Ne alalım? Hadi gel Magnum'u alalım. Maşallah maşallah. Geldik abi zaten. Önündeyiz. Hemen şuradan bir çekelim bakalım ne olacak. kabul etti. Demek ki fotoğraftaki gibi gece çekmek zorunda değilmişiz. Birlikte abi test edildi onaylandı. Bunu çektikten sonra kaydetmek zorunda değilsiniz arkadaşlar. Tekrar tekrar hatırlatıyorum. Acayip modifiye videoları bizi bekliyor arkadaşlar. Çılgınlar gibi alayına modifiye videosu çekeceğiz. Çatara patara, antilag egzozlu, launch kontrollü. Acayip acayip türlü türlü şeyler yapacağız. Şu Ferrari 488 ile çektiğim videoyu da beğendiğiniz arızalı araç diye tahmin ediyorum. Ve çünkü bunlar izlenmelerden, beğenilerden, yorumlardan anlaşılıyor arkadaşlar. Bu tarz videoları da çok çekeceğim. Role play tarzı yani o tarz bozuk araç vesaire. Daha güzel şeyler çıkacak yani. Başka oyunları da tabii ki çeceğiz. Başka oyunlar da çekeceğiz. Sadece Forza'ya bağımlı değiliz. Şimdi buraya tekrar size bakın diye açtım. Çünkü bütün her şeyi buradaki anlattım. Bakın görev de tamamlandı zaten burada. Ama her zaman söylediğim bir yer var arkadaşlar. O da burada gördüğünüz Super Seven Evet bu sezon bir araba vermiyor ama bu sezonda süper şans çarkı veriyor. Yani süper şans çarkından da ne çıkacağı belli olmaz. Sonuçta oradan da araba çıkacaktır bence bir tanesinden çoğunuzda. Ve bir kere tamamını bitirdikten sonra tekrar yenilediğinizde normal şans çarkı veriyor. Unutmayın arkadaşlar. Sonra gaza gelip sü sürekli süper şans çarkı veriyor diye bakmadan devam etmeye kalkmayın yani. Evet yeni seri geldi. Aslına bakarsanız seri bahane. DLC şahane. Yani ve özellikle antilak launch kontrol gerçekten çok heyecan verici. Ve şunu şimdiden söylüyorum arkadaşlar. Çok çılgın bir araçla en yakın zamanda hepimizin belki de beklediği bir araç bu. Yorumlarda da çok geçiyor benim de hep aklımdaydı. Ne olduğunu bence söylememe gerek yok. Söylemeyeceğim tahmin edemiyorsanız da sürpriz kalsın. Onun yakında antilaklı çatara batara egzozlu modifiye videosu gelecek. Bu tarz videoların devamı için alt taraftan kanala abone olup bildirimlerinizi açmanız gerekiyor. Videoyu beğendiyseniz de bir like'ınızı alırım. Bir sonraki bölümde görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.